Evet arkadaşlar, doğrusal denklem sistemlerine devam ediyoruz. Birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklemler. Bir önceki dersimizde 2 bilinmeyen denklemin analitik düzlemde bir doğru belirttiğini, denklem sisteminin çözüm kümesinin de 2 doğrunun kesim noktası olduğunu gördük ve örnekler çözmüştük. Şimdi arkadaşlar, birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklemler dediğimiz zaman aklımıza ax artı by artı cz eşittir 0 şeklindeki denklemler gelecek. Bakın burada x, y ve z 3 tane bilinmeyen var. Arkadaşlar 3 bilinmeyen olduğuna göre bu 3 boyutlu uzayda olacak arkadaşlar çizimlerimiz. Bu birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklem 3 boyutlu uzayda bir düzlem belirtir arkadaşlar. Bir ne belirtir? Düzlem belirtir. Peki hocam, 3 bilinmeyenli denklemin çözümlerini ne belirtir arkadaşlar? Arkadaşlar uzayda 3 tane düzlemi kesiştirdiğiniz zaman x, y ve z bir tane uzayda noktayı biz 3 bilinmeyenle gösteriyorduk. 3 sıralı üçlüyle gösteriyorduk. Bu denklemin çözüm kümesi de arkadaşlar uzayda 3 tane düzlemin kesim noktası x, y, z sıralı üçlüsü olur. Peki hocam nasıl çözeceğiz? Hemen okuyalım. 3 bilinmeyen denklemin çözümü için de denklemler uygun katsayılarla çarpılır. Çözüm yok etme metodu ile bulunur. Arkadaşlar önce iki denklem toplanır, bir değişken yok edilir. Kalan denklemler çözülerek değişkenlerden bir tanesini bulduğumuz zaman zaten diğerleri rahatlıkla bulunmuş olur. Ama analitik olarak tekrar söylüyorum, uzayda düzlem belirtir. 3 bilinmeyen denklem. 3 düzlemin kesim noktası da tek bir noktadır arkadaşlar. Şimdi bakalım 13. soruya beraberce bakalım. Nasıl çözebiliriz? Denklemini sağlayan x, y, z değerlerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar x, y, z değerlerini bulacağımıza göre şimdi denklemler bazen 3'ünü toplarız bazen. Bakın şimdi ikinci ve üçüncü denklemlere baktığınız zaman arkadaşlar şurada ikinci ve üçüncü denklemlere baktığınız zaman şu iki denklemi toplasak z'ler gidiyor mu? Gidiyor. İki denklemi topladığımız zaman z'ler gider. Karşımıza ne çıkar arkadaşlar? Z'leri sadeleştirirseniz x eksi y eşittir 7 denklemi çıkar. Bakın birinci denklem x ve y'ye bağlı. 2 ve 3'ü toplayınca z'leri yok ettik. X ve y'ye bağlı iki denklem bulduk. Bu iki denklemi çözerseniz arkadaşlar, bu iki denklemi çözerseniz taraflarına toplarsanız x'i 9 bölü 2 bulursunuz. Yerine yazarsanız arkadaşlar y'yi de eksi 5 bölü 2 bulursunuz. Arkadaşlar bulduğumuz x'i 3. denklemde yerine yazarsanız z'yi de arkadaşlar eksi 3 bölü 2 bulursunuz. Bizden ne istiyordu? Denklemini sağlayan x, y ve z değerlerini istiyordu. İşte size çözüm kümesi. Önce uygun olan x'ini topluyoruz, bir denklem elde ediyoruz. Elde ettiğimiz denklemle 3. denklemi ortak çözüyoruz. Daha sonra bulduğumuz değerleri herhangi bir denklemde yerine koyarak 3. değişkeni buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 14. örneğimiz arkadaşlar. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Denklem sistemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Arkadaşlar şöyle denklemi inceleyelim. Farklı yollardan bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar z'yi yok edebilirsiniz. İkinci ve üçüncü denklemi toplayarak 1 ve 3'ü uygun katsayılara toplayarak x'i yok edebilirsiniz. İkinci denklemi 2 ile çarpıp y'yi yok edebilirsiniz. Biz ne yapalım? Değişik bir yol izleyelim arkadaşlar. Üçüncü denklemi eksi ile çarpalım. Üçüncü denklemi eksiyle çarparsanız ne olur? Üçüncü denklemi eksiyle çarparsanız ne olur? Eksi x, eksi z eşittir, eksi 3 olur. Peki, üçünü beraber toplayalım hocam. Üçünü beraber toplarsanız şu x'ler gider, şu z'ler de gider. Ne kalır arkadaşlar? Y eşittir 3. Arkadaşlar, y bileşenini kaç bulduk? 3 bulduk.
Arkadaşlar y bileşenini birinci denklemde yerine koyarsanız x'i ne bulursunuz arkadaşlar? X artı 6 eşit. X'i de eksi 4 bulursunuz. Arkadaşlar x'i yerine koyarsanız ya da y'yi yerine koyarsanız ikinci denklemde y yerine 3 yazarsanız z'yi de 7 olarak bulursunuz. Bana bu denklemin çözüm kümesini istiyor benden. Çözüm kümesi dediğim zaman hemen küme içinde sıralı üçlü olacak. Eksi 4 virgül 3 virgül 7 olur arkadaşlar. Bakın birinci dereceden 3 biliminin denklemin çözüm kümesi bu şekilde bulunmuş olur. Sıralı üçlü. Hemen örnek 15'e geçelim. Denklem sistemlerini sağlayan x, y, z değerleri için x, y, z çarpımı nedir? Yine yok etme metodu. Bakın arkadaşlar, ben baktım şöyle. 1 ve 3 çok tanıdık geldi. Birinci ve üçüncü denklemi topladığımız zaman arkadaşlar, bakın birinci ve üçüncü denklemi topladığımız zaman ne gelecek burada? Bakın şu y'ler gidiyor, şu z'ler gidiyor. Birinci ve üçüncü denklemi topladığımız zaman x'i otomatikmen 3 buluyorsunuz. X'i otomatikmen 3 buluyorsunuz. Arkadaşlar ikinci denklemde x yerine 3 koyarsanız, ikinci denklemde x yerine 3 koyarsanız eksi 4y artı z eşittir eksi 9. Y ve z'ye bağlı bir denklem. Üçüncü denklemi de aynı alalım. Y eksi z. Üçüncü denklemde zaten y ve z'ye bağlı. O da 1 olur arkadaşlar. Bakın x'i bulduğumuz an yerine koyuyorum. Bu sefer y ve z'ye bağlı iki bilinmeyeni denklem çıkıyor. Buradan taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar z'ler gider. Eksi 3y eşittir. Eksi 8. Y eşittir arkadaşlar buradan. 8 bölü 3 çıkar. X yerine, y yerine 8 bölü 3 koyalım 3. denklemde. Arkadaşlar buradan y yerine 8 bölü 3 koyduğunuz zaman z'yi de arkadaşlar 5 bölü 3 bulursunuz. Benden x, y, z çarpımını istiyor. X çarpı y çarpı z. Bulduğumuz değerleri yerine koyalım arkadaşlar. X dediğimiz 3'tü. Y dediğimiz 8 bölü 3'tü. Z dediğimiz de arkadaşlar, z dediğimiz de 5 bölü 3'tü. Şu 3'ün bir tanesi sadeleşir. Üst tarafta 40. Alt tarafta 3. 40 bölü 3 bulunmuş olur arkadaşlar. Devam edelim 16. soruya. Bakın üçlü bu sefer. X, Y, Z. Önce ikililerle biraz olayı kavradık. Şimdi üçlü gelirse hiç fark etmez. Aynı mantık. Denklem sistemini sağlayan X, Y ve Z değerlerinin toplamı kaçtır? Bazen öyle olur ki bir sayıyla çarpar toplarsanız direkt karşınıza X, Y, Z toplamı da gelebilir. Şimdi ne yapalım arkadaşlar burada? Burada ne yapalım? Denklemleri şöyle bir inceleyelim. Arkadaşlar, ikinci ve üçüncü denklemi toplarsanız, bakın genelde ayarlarlar bu denklemleri. Bakın z'ler ve y'ler gidiyor arkadaşlar. Bakın ikinci ve üçüncü denklemi topladığınız zaman, ikinci ve üçüncü denklemi topladığınız zaman z'ler ve y'ler gidiyor. 2x eşittir 6, x eşittir 3 çıkıyor arkadaşlar. X'i bulduk arkadaşlar. X'i bulduktan sonra 1 ve 2. denklemde x yerine 3 yazalım. 1 ve 2. denklemde x yerine 3 yazalım. 1. denklemde x yerine 3 yazarsanız 2y artı z eşittir. 3'ü karşıya atarsanız eksi 1 çıkar. 2. denklemde x yerine 3 yazarsanız z eksi y eşittir 2 çıkar. Bakın arkadaşlar x'i bulduktan sonra y ve z'ye bağlı iki denklem oldu. Bir tanesini eksiyle çarpalım. Birincisini eksiyle çarpıp toplarsanız arkadaşlar y, z'ler gidiyor.
Y'yi arkadaşlar buradan yok etme metoduyla çözerseniz Y'yi eksi 1 bulursunuz. Y'yi yerine koyarsanız arkadaşlar Z'yi de 1 bulursunuz. X, Y, Z değerlerinin toplamını istiyor. X'i 3 bulmuştuk. Y'yi eksi 1 bulduk. Z'yi de arkadaşlar 1 bulduk. Toplamın istediğine göre toplamı 3 olur arkadaşlar. Ve gelelim 3 bilinmeyen denklemlerle ilgili son soruya. Denklem sisteminde x, y, z pozitif, x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere x, y, z toplamının alabileceği en küçük değer nedir? Şimdi arkadaşlar, 3 bilinmeyen denklemin tek bir çözümünün olabilmesi için en az 3 tane denklem lazım. Eğer 3 bilinmeyen 2 denklem varsa, biz dersimizin ikinci dersimizin başında ne demiştik? 3 bilinmeyen denklem bir düzlem belirtir. Peki siz iki düzlemi kesiştirdiğiniz zaman tek bir nokta elde edemezsiniz. Burada iki düzlemi kesiştirirseniz arkadaşlar ne elde edersiniz? Bir doğru elde edersiniz. Dolayısıyla bu 3 bilinmeyen iki denklemin çözümü bir doğrudur. Sonsuz tane nokta vardır. Bizden x, y, z toplamının en küçük değerini istiyor. Burada ne yapacağız? Bakın şöyle yapacağız. Değişkenlerden bir tanesini arkadaşlar sabit gibi düşüneceğiz. Ona da en uygun x. Çünkü çözüm x'e bağlı olsun istiyorum ben. Ne yapalım? Birinci denklemde x'i karşıya atarsam y eksi z eşittir 2 eksi x denklemini elde ederim. İkinci denklemde arkadaşlar x'i karşıya atarsanız eksi 3 y artı 2 z eşittir eksi x eksi 3. Şimdi arkadaşlar burada x'i sabit sayı gibi düşüneceksiniz. Y ve z'ye bağlı denklemi çözeceğiz. Birinci denklemi arkadaşlar ne yapalım? Birinci denklemi y'leri yok etmek için 3 ile çarpalım ve bu ifadeyi toplarsanız birinci denklemi 3 ile çarpalım ve bu ifadeyi toplayalım. Y'ler gittiği zaman arkadaşlar buradan z'yi ne bulursunuz biliyor musunuz? Z'yi 4x eksi 3 bulursunuz. Peki. Z yerine 4x eksi 3 koyarsanız y'yi ne bulursunuz arkadaşlar? Y'yi de 3x eksi 1 bulursunuz. Bakın x'leri sabit sayı gibi düşünüyorum. Peki bu denklemin çözüm kümesi o zaman x'e bağlı olacak. Sıralı üçlü olacak. X'e bağlı olacak. Bakın x'i zaten dokunmamıştık. X. Birinci bileşen x. Y bileşeni ne olur arkadaşlar? 3x eksi 1 olur. Z bileşeni ne olur arkadaşlar? 4x eksi 3 olur. İşte arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesi x'e bağlı olarak böyle bir şey çıkar. Ve x'e sonsuz tane değer verebiliriz ve bu sıralı üçlü koordinat düzleminde, üçlü koordinat düzleminde bir doğru belirti, sonsuz çözümü vardır. Bize ne diyor? X, Y, Z pozitif tam sayı demiyor muydu? O zaman X'e en küçük pozitif tam sayı 1 verelim. Çünkü bizden en küçük değerini soruyor. X'e 1 verirseniz birinci bileşen 1 olur. İkinci bileşen 3 kere 1, 3, 1 çıkartın 2 olur. Üçüncü bileşen 4 kere 1, 4, 3 çıkart. Evet bakın X, Y, Z değerleri de 1, 2, 1 oldu. En küçük toplamını soruyor. En küçük x'e 1 verdim. Pozitif en küçük tam sayı. En küçük x, y, z'nin toplamı da böylece 4 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu da birinci dereceden 3 bilinmeyen denklemlerle ilgili son sorumuzdu. Arkadaşlar biz bu kitabı Milli Eğitim'in kazanımlarında, Milli Eğitim'in Talim Terbiye Kurulu'nun hazırladığı müfredata göre hazırladık. Fakat şu anda daha henüz Milli Eğitim kitabı daha piyasaya çıkmış değil. 3 bilinmeyen denklemle ilgili, doğrusal denklemle ilgili farklı soru tipleri, farklı şeyler de verebilir. Ama biz temel mantığını, sizin bu konuda bir ufuk açtık size bu konuda. Siz bunları dinledikten sonra Milli Eğitim kitabında farklı bir şeyler varsa onları da rahatlıkla çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.